lig uzun bir koşu. Hı-hı. O yüzden işte sadece ligin son dönemlerinde Jüpiter burayı destekliyor, bu takımın şurasını destekliyor. O yüzden bu kesin şampiyon olur diye bakmaktansa tek tek maç neredeyse bakmak lazım. Hı-hı. O yüzden mesela geçen sene ligde çok fazla ertelemeler oldu, aksilikler Doğru. oldu. Süreç uzadı. O zaman konuşurken şöyle demiştim. Şu tarihe kadar Fenerbahçe şu hamleyi yaparsa Fenerbahçe öne geçer. Ama o hamleyi yapamazsa Galatasaray kesin şampiyon olacak diye. Değişimler olduğu için. Eğer ki şimdi de ligde bir değişim olmaz ise, tarihlerde bir değişim olmaz ise, önce biraz heyecanı arttırayım. Bir sonraki seneninkini söyleyeceğim. 2024-2025 için çok büyük ihtimalle Beşiktaş şampiyon. Balık 2024, enerjili. 2025. Şimdi 24'e 23-24'teyiz. Tamam. Aynen. Bir sonraki sene Beşiktaş bayağı gümbür gümbür geliyor. Allah balık Allah. Burcu 3 Mart olması lazım doğum tarihi ve Kuzey Aydın'ın balık tutulmalarıyla şöyle bir silkelenip kendine gelip çarşıyı mutlu edeceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bu seneye geliyorum. Çarşılar coştu şu anda ekran başında. Ama bu sene diyeceğim çok var ona, çok var. Hep öyle geliyor yorumlar bana da. Bu sene için baktığımızda ise Beşiktaş iyi bir sezon geçirebilir ama ben şampiyonluk kadar güçlü bir enerji Beşiktaş'ta görmedim. Bunu kenara koyuyorum. Şampiyonluk deyince bizimkiler Trabzon'u veriyorlar hep, hayır olsun inşallah. Şimdi Trabzon iyi bir sezon geçirecek. Trabzonlu arkadaşlar. Trabzon iyi bir sezon geçirecek. Gerçekten güzel bir sezon geçirecek. Aslan Burcu, Başak enerjileri de var. Güçlü bir sezon geçirecek. Ama şampiyonluğa gider mi? Çok emin değilim. Yani ama gerçekten iyi bir sezon geçirecek Trabzon ve hani böyle bir önceki senenin şampiyonluğundan sonra evet ya biz halen daha buradayız dediklerini göreceğiz. Bu anlamda iyi gelecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu iki tarafa baktığımızda Fenerbahçe'nin Jüpiter desteği çok güzel. Boğa burcu Fenerbahçe. Senenin sonuna kadar, 26 Mayıs'a kadar, lig bitimine kadar Jüpiter'den destek var. Bu yürü ya kulum demek. O yüzden muhteşemdir. Çok güzeldir. İyi transferler, güçlü bir iyi bir bütçe kullanımı, yönetimin aslında güçlü hamleleri demek. Ancak yakın vadede Ocak sonuna kadar özellikle yönetimle ilgili ve hiyerarşiyle ilgili tekrar yapılanma süreci diyor Fenerbahçe için. Bu dönem beni biraz korkutuyor. Yani içerideki çalkantılar nedeniyle, bunların oyuna ve takıma yansıması nedeniyle acaba bazı zorluklar olur mu diye bir şüpheye düşüyorum Fenerbahçe ile ilgili olarak. Galatasaray'a geliyorum. Galatasaray'da çok minik bir Ekim ayında falan çok güzel, yani sezon ilk devrede bile çok güzel etkiler var. Aralık sonu Ocak başında ufak bir yalpalanma olacak. Sonrasında 25 Mart tarihli tutulma Galatasaray'ın güneşinin üzerinde. Güneş demek varlık demek, güçlenmek demek, ışığımızı parlatmak demek. Kuzey Ay düğümü Aslan'da etkileniyor. Sanki bana Galatasaray bir daha böyle Fenerbahçe ile başa baş gidecekler. Trabzon'da çok iyi bir mücadele verecek ama sonunda Galatasaray tekrar şampiyonluğu alacak gibi işte geldi. Evet, biz Galatasaraylıyız. En azından Şampiyonlar Ligi'ne doğru adım adım gidiyor gerçekten de Galatasaray şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde belki çok iyi bir şey yapacak. Ay hadi inşallah. O daha da büyük gurur verir bence Türkiye'de Aynen. şampiyon olmasından sonra da, çünkü milli duygular da işin içine giriyor ve başka takımlıların da ben o noktada Galatasaray'ı desteklediklerine eminim. Çünkü ben başka bir takım yurt dışında oynadığı zaman çok canı gönülden onları destekliyorum haklı olarak. İnşallah o olur. Peki.